Abla telvesini mi çok ettik ne? Ya bu kadar sıkıntı olmaz ki ha. Ne tarafa dönsem dert var falda. İyi günler hanımlar. Aa Tunç Bey, ne zaman geldiniz? Biz kapıyı duymadık. Anahtarım var ya. Buralarda bir işim vardı. Çok açım. Sizin o muhteşem börekler geldi aklıma. Kuzum hemen yapayım şimdi. Sen nasılsın yenge? Ne var ne yok? İyiyim evladım. Bildiğin gibi işte. Ben bir Nazire'ye yardım edeyim. Evde kimse yok mu? Yıldız'la Feride var. Ne oldu abla? Bir sıkıntın mı var? Yo, biraz başım tuttu. Geçer. Zühre abla. Bu oğlan gelince nedense senin hep başın tutuyor ha. Yok daha neler. Tesadüftür canım. Sen börekleri götürüver, ben biraz uzanacağım. Peki abla. Buraya kadar zor taşıdım. İyice kötüleşti. Kustu da. Hadi Berat. Hadi kardeşim. Birlikte yürüyeceğiz. Ben iyiyim ya. Kendim yürürüm. Yürürsün tabii. Yürürsün de. Bana da tutun. Bana da tutun biraz. İyi ki bana haber vermişsiniz. Başka çaremiz yoktu. Kalacaktık yoksa burada. Ben gidip yatacak bir yere yardım. İyiyim diyor bir de. Hale bak. Bulut olmuşsun oğlum sen, bulut. Biraz başım tuttu, uzanacağım. Tunç geldi. Sen ilgileni ver olur mu? Tamam. Sana biraz bahar. Uyuyor işte. Sabahlara kadar içecek ne varsa. Nesi var bu çocuğun anlamadım. Sana bahsetti mi? Nesi varmış? Patronuyla ilgili bir şeyler anlattı ama başka bir şey bilmiyorum. Dün seni aradım. Telefon açıldı ama cevap vermedin. Bilmem, farkında değilim. Çantamdaysa kendi kendine açılmıştır herhalde. Ahar, o gün gelmedim diye mi kızgınsın bana? Yani seni kırdıysam... Kemal, ben sana niye kırılayım ki? Senin aramızda böyle bir yakınlık yok. Ancak birbirine çok yakın insanlar kırılır ve kızar. Enfes bir geceydi. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Cüneyt de sana ne kadar aşık olduğunu bir kere daha kanıtladı bence.
Hepinizin sayesinde güzeldi. Sağ ol. Ya nereye kadar gizli saklı sürecek bu iş? Evlilik teklifine de biraz bekleyelim demişsin ama bir sıkıntı falan yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Bak bir derdin olursa benle paylaşabilirsin. Efendim? Neredesin Tunç ya? Osman Efendi tutturdu yemeğe çıkacağız diye. Bak sensiz gitmem ona göre. Oho! Siz hala orada mısınız ya? 18 top kumaşım çalındı diyorum size. Ne diyorsun sen ya? Biz o işi hallettik. Selim depodaymış ama kumaşlardan haberi yok. Selim'le ilgisi yok diyorum size. Ben konuştum onunla. Hem o öyle bir şey yapmaz. Seviyorum seni. Ben de. Ben de bu işin çözülmesini istiyorum derhal. Neyse, şimdilik üstlere taşımayalım bu konuyu. Kimse üzülmesin. Yemekte görüşürüz. Börek süperdi. Sohbet de harikaydı ama şirkete dönmem lazım. Herkese selam söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Kemal. Oğlum adamsın lan. Adam. Var ya 10 numarasın. Kardeşim. Bahar. Kemal var ya. 10 numara. Başkası olsa onun yerinde bizde muhatap bile olmaz. Ama işte bu. Tamam. Berat tamam abicim, abartmayalım istersen. Şey diyor. Ben üniversitede okuyorum ya. Onu söylüyor işte. Bahar ben bunu yatak odasına götüreyim. Kemal'im benim kardeşim. Abicim bir sus ya. Rüyanda mı gördün beni? Selim sen ne yaptın? Arkadaşımızın doğum gününe geldim, suç mu? Onu demiyorum. Parayı bulmak için şirketin kumaşlarını mı çaldın? Saçmalama be. Kulaklarımla duydum. Tunç telefonda birileriyle konuşuyordu. Her şey sen nöbetçiyken olmuş. Tunç senden şüphelenmiyor ama o dönemde para aradığını biliyorum Selim. Sen yaptın değil mi? Feride bak günahımı alıyorsun. Eskiden olsa bunların hiçbir aklıma gelmezdi Selim. Ama sen çok garip bir adam oldun. Sen yaptın değil mi? Yeter be! Evet ben yaptım, tamam mı? Ben çaldım. Bunu nasıl yaparsın Selim? Mecbur kaldım yaptım. Sen bana istediğim kadar para bulamadın, ben de kendim buldum. Ya sana inanamıyorum ya. Ben nasıl bakacağım şimdi insanların yüzüne, ne diyeceğim? Kalktım bir de sana kefil oldum. Ya inanamıyorum ya. Yok, böyle olmaz. Hemen gidip her şeyi anlatacaksın, hemen. Yok ya, delirdin mi sen? Nasıl anlatırım, kovarlar beni. Sen söylemezsen ben söylerim. Saçmalama, söyleyemezsin. İspatın yok, bir şey yok. Nasıl söyleyeceksin? İnsan mutlu olduğu için dünyada olur. Gerisi yalan. Bir daha duy beni olur mu? Beni sakın ama sakın yalnız bırakma. Sen Berat'a baktın mı? Ne yapıyormuş? İyi. Uyudu yeniden.
Canım yanıyor deyip duruyor. İşten başka bir derdi var bu çocuğun. Bilmiyorum, bana iş dedi ama. Patronuyla kavga etti diye kimse bu hale gelmez. Bir bilsem Berat'ı bu kadar üzen kim, gidip yakasına yapışırdım. O çok iyi bir insan. Ne oldu? Yok bir şey. Önemli değil. Fena kesilmiş. Bahar! Kemal! Ben bir gidip bakayım. Bir dur, konuşalım. Neyi konuşacağız Selim? Sen hırsızlık yaptın. Bu insanlara ihanet ettin. Ha ben sana nasıl güvendim ya? Salak kafa. Ne olur böyle yapma. Sözüm söz kızım. Yemin ederim sana borcumu ödeyeceğim. Ama lütfen gammazlama beni. Hapse atarlar, sabıkalı olurum, biterim. O zaman istifa et. Sen ne dediğinin farkında mısın Feride? Zor girdin bu işe. Ne yaparım ben işsiz? Bunu hırsızlık yapmadan önce düşünecektin Selim. Senin tuzun kuru tabii. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Almışsın arkana Cüneyt'i de. Selim, sözlerine dikkat et. Ya sen ne biçim arkadaşsın ya? Bana destek olacağına şu yaptığına bak. Ben sana destek oldum Selim. Bu işe girebilmen için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama sen ne yaptın? Tamam. Yeter artık. Ya hemen gidip işten ayrılırsın ya da ben her şeyi anlatırım. Ne yaptın? Görüştün mü Selim'le? Sonra ararım dedim, kapattın. Ne oldu? Sakin ol, anlatacağım. Geçen gittiğimiz müzayededeki genç kadını hatırlıyor musun? Hani senin almak istediğin tablo için seninle inatlaşıp kaptırmıştım. Evet. Ne olmuş ona? Bilmem. Şu sıralar bir şeyler oluyordur herhalde. Nasıl yani? Ne diyorsun sen? O kadın benim sevgilimin canını sıktı. Sevgilimin canı sıkılınca benim de canım sıkılıyor. Selim'i görevlendirdim. Hancımızı alacak. Tunç, ne yaptın sen? Selim ne yapacak kadına? Endişelenme canım. Biraz okşayacak o kadar. Senden korkulur. Senden gerçekten korkulur. Feride de korksun benden. O kadın sevgilimin tablosunu aldı. Feride de Cüneyt'i. Bedel ödeme sırası şimdi Feride'de. Aradığımız adamı bulduk. Feride'den kurtulmak artık çok daha kolay olacak. Aa. Sidem projesini aldığımızı duydunuz mu? Tunç Bey şimdi haber verdi. Buyurun. Evet. Eylül'ün şirketteki ilk başarısına ve daha nicelerine. Evet, daha yeni başlıyoruz. Berat. Berat hadi kendine gel. Berat, uyan hadi. Bahar. Senin ne işin var burada? Yine başa döndük. Berat, demin konuştuk ya seninle. Sen sonra uyuyup kaldın hani. Sızıp kalmışsın burada. Ya belli ki geceden beri de buradasın. Neyse, iyi misin sen? Biz arkadaşlarla biraz içtik gece de. Duraktan arkadaşlarla. Sonra ben onları yolladım. Gittiler onlar. Demek ben burada uyumuşum ya. Berat, çok merak ettik seni. Ya gece eve de gelmemişsin. Annen defalarca aramış, telefonuna da bakmıyorsun. Hadi. Annem mahvoldu korkudan. Öyle mi olmuş ya? Telefonun nerede? Ha, o da. Ben annene arayıp haber verdim zaten, merak etme. Çok aramış annem ya. Hadi Berat, kalk gidelim. Dur, kalkarım ben kendim ya. Tamam. Kalkarsın. Hadi bir
Acıkçı ol. Berat. Aman bacağım uyuşmuş. Oy düştük. Hadi Berat. Sen nasıl buldun beni? Sence? Ya tahmin ettim tabii ki. Ya hatırlasan çocukken de buraya gelirdik hep. Sığınağımızdı burası. Ne zaman üzülsek, ne zaman kızsak buraya gelirdik seninle. Unutmamışsın. Çocukluk işte, unutulmuyor. Keşke hep çocuk kalsaydık bari. Hadi Berat gidelim. Doğrusu Sidem işi zorluydu. Tunç, iyi pazarlık ettin. Biz ne öğrendiysek sizden öğrendik dayıcım. Hocamız kim? Sağ ol. Eylül, Cüneyt, ikinizin analizleri muhteşemdi. Tavladınız adamları. Bir kez daha iyi bir ekip olduğunuza inandım. Sağ ol baba. Aranıza daha yeni katıldım ama daha da iyi bir ekip olacağız. Hiç merak etmeyin. Öğlene kimseye randevu vermiyorsunuz. Yemekte beraberiz. Efendim ben... Hayır, itiraz kabul etmem. Randevunuz varsa iptal edin. Bunu kutlamamız lazım. Hem benden daha önemli iş kabul etmem. Tamam peki efendim. Bu telefona bakmam lazım. Efendim... Haber vermek için aradım. Verdiğiniz görevi en iyi şekilde yerine getirdim. Ne yaptın anlat. Arabayla vurup kaçtım. Sonra da kimseye görünmeden toz oldum ortada. Kadın ne durumda? Hastaneden geliyorum. Bir iki kırık dışında bir şey yok. Güzel. Arabadan hemen kurtul. Sonra da toz ol. Emanetini almaya sonra gelirsin. Aferin. Nazire abla, hoş geldin. Sağ ol kuzum. Ne oldu, kötü görünüyorsun, bir şey mi oldu? Sabah sabah telaş yaşadım ya. Hayırdır? Benim oğlan ortalardan kayboldu. Bütün gece sırra kadem bastı. Meraktan öldüm. Gelirken haber aldım, iyiymiş. İyiymiş, hoşmuş da ben de bittim. İyi ya, bak iyiymiş artık, geçmiş olsun. Üzme kendini. Sağ ol bir tanem, sağ ol. Burada tek başına? Hiç. Handan evine dönmüş öyle mi? Evet. Annesi Bodrum'dan geldi. Bizim oğlanda bir haller var ama böyle bir sıkkın, durgun. Anlatmayacak herhalde. Peki. Kemal, bakıyorum sana da çok dalgınsın bu aralar. Buralarda değilsin sanki. Doğum günümde de sıkkındın. Bir şey mi var? Feride. Hı. Bir kadın bir erkeğin telefonunu niye açmaz? Yani niye aramaz? Bilmem. Kızmıştır. Ya da küsmüştür. Ne bileyim, korkmuştur belki de. Korkmuş mudur? Niye? Sevgisinden, aşkının büyüklüğünden korkmuştur. O erkeğe bağlanmaktan, sonrasında olacaklardan kaçıyordur. Ama sen korkmuyorsun. Yani abimden kaçmıyorsun yani. Ben de korktum Kemal. Ama Cüneyt öyle sahip çıktı, öyle cesaret verdi ki kaçamadım. Kadınlar sevildiğini bilmek isterler. Cesaret beklerler bir adım atmak için. Bence sen bir daha Handan'ı ara. Sağ ol. Ne demek? Ben Nazuş'un yanına geçiyorum. Görüşürüz.
niye içtin ki sen bu kadar? İçtim işte. Sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu ki? Patronu canım sıkıldı biraz. Sonra arkadaşlar da ısrar edince ondan, yani başka bir şeyden değil. Hadi kalk. Kalk eve gidelim. Uzan da dinlen biraz. Gel. Al. Oh. Berat. Sen hiç iyi değilsin. Nasıl kullanacaksın dolmuşu? Telefonum. Beni yanlış anlamadın değil mi? Yani bu durumun seninle bir alakası yok. Tabii ki yok. Biliyorum ben zaten. Ben unuttum her şeyi. Yani aşık falan değilim sana. Ne olur sen de unut, olur mu? Tamam, ben de unuttum zaten. Unuttum ben de her şeyi Berat, hadi. Bırak biraz dinleneyim, ne olur. Domates püresi yaptım. Konservelik. Yarın getireyim de kışın yemekleri kadar kadar yeriz. Oh, başım çatlıyor. Ağrır tabii. Ne vardı o kadar içecek? Gel hadi gel otur. Sana soda ayran yapıvereyim. Mehmet Kemal içince hemen düzeliyordu. E kahvaltı? Ay hayatta yiyemem. Midem çok kötü. Yıldız. Sen hiç böyle yapmazdın kuzum. Gerçi benim oğlan da. Sabaha kadar içmiş. Demin komşuyla konuştum. Hadi onun aşktan yana derdi var anladım da senin ne derdin var bu kadar içiyorsun? Aman sen de ne derdi olacak? Kocasıyla gül gibi geçinip gidiyor, sağlığı yerinde. Ya tabii sağlığım o kadar yerinde ki kocama çocuk doğurmaktan bir hal oldum. Öyle söyleme kızım, Allah'ın gücüne gider sonra. Hem sen çocuk doğuramıyor değilsin ki. Kendine dikkat etmiyorsun o kadar. Bundan sonra da düşük yapıyorsun. Anne, bilmem farkında mısın? Ben tedavi olarak hamile kalabiliyorum. Ben biraz daha uzanacağım. Hayda soda. Ben götüreyim Nazır abla verse. Kusur. Aman. Dert bir tane değil ki.